bakalım. İzmir mutfağından garnitürlü enginar. 8 adet enginar, 100 gram arpacık soğan, 1 paket garnitür, 2 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı sıvı yağ. Sosu için yarım limon suyu, 1 yemek kaşığı un, yarım çay bardağı zeytinyağı. Sunumu için dereotu. Bizde böyle. Konuk gelince hemen oturtuyoruz iş başına. Melis'cim, kuzeninin eşi. Bence çok güzel. Kuzenin işini biliyormuş. Sağ olun. Çok severiz. Kendi gibi uyu da güzeldir. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Benim kızıma hep söylediğim bir şey var. Şuran güzelse o zaten yansıyor. Bazen böyle bir huysuzlaşıyor falan. Bak diyorum, bir tane nasıl çirkinleştiğini biliyorum. İnanıyor değil, bu gerçek zaten. Gerçekten de. Olur. Anne diyor, bugünlerde çok çirkinim diyor. Yüzüm çok çirkin diyor. Şimdi dedik ya, enginar deyip geçmeyin. Başladım. Ben bunu ilk öğrendiğimde kendimi çok şanslı hissettim. Hani bunu direkt böyle ayıklamasını görmeyi falan. Pazardan lütfen böyle alın. Böyle satan bir yerden alın ve küçüklerinden seçmeye çalışın. Köpe, en büyük püf noktası bu. Sonra bebişim gibi böyle yapraklarını ayırın. Şöyle. Bütün kart yapraklarını alıyoruz. Sonra? Sonra altını temizledik birazcık şöyle. Sonra buradaki kart yapraklarını kesiyoruz. Şu şekilde. Ve bu içindeki çiçek dediğimiz şey kalıyor. Evet. Onu da yine şöyle bir kaşıkla. O kaşık enginar kaşığıymış. Evet. Elleriniz falan biraz kararıyor. Önden bir limonlayın. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz, evet. Ayrıca da enginar candır. Feda olsun. Olsun. Bir gün sonra çıkıyor zaten. Yani hayır, yiyecekseniz bari faydalı şekilde yiyin. Yoksa o hazır satılanlar var, evet. Ya onların böyle suda bekleye hali cılkı çıkıyor. Sonra, güvenin bana, yani hiçbir şey kalmıyor. Böyle tuza batırıp limonla iyice alıyoruz ki. Şimdi. Ve limon tuzlu suya atıyoruz. Siz buna bu kadar takıyorsunuz. Ben kendim yapınca da böyle aman uğraşmıyorum. Kararsın, aman ne olacak ben yiyeceğim diyorum. Vallahi çok önemli değil diyorum. Ama biliyorum ki iyi enginar pişirmek beyaz biraz olması çok orada önemli. Orada bir ortaya çıkıyor. Evet. Sapsarı olması lazım. Böyle yapacaksın benim. Öyle mi? Evet. Bunların içine garnitür dolduracağız. Doldururuz, gayet de güzel. Ya da pilav da olabilir. Pilavlı da çok, çok güzel. Dolması denir hatta. Aynen. Şurayı da biraz aldım. Aldım. Baştan yapalım mı şimdi tekrar? Şimdi kesinlikle yapalım. Dur, o iç nereye gitti ayırdığım. Bak şimdi her yeri bunun faydalı. Şuraları var ya dış yapraklarında. Şurası. Bunu böyle, şu an oruçluyum Allah kabul ederse, gösteremiyorum. Burayı böyle sıyıracaksınız çiğ çiğ. Yapın bunu bak. En faydalı yeri şurası. Atıyoruz bunu çöpe. Evet. Sonra çayını yapın. Böyle 2 dakika kaynatın suyun içinde. Bunu için her gün. Olağanüstü faydalı. Özellikle şu iç kısmı. Sapını da bitmedi. Ben. Evet. Burası. Böyle. Bunların hepsi çöpe gidiyor. Ben sinir oluyorum asla, ya. Asla. Sapından sırf yemek yapabilirim. O kadar severim, evet, ve çok lezzetli, evet, olur. Enginar pişirirken ben de sapını illa koyarım tencerenin dibine. Şöyle burasını yiyin. Karaciğerde ne sorun varsa temiz. Bak. Müthiş. İşte bu. Bunu yaparsanız gerçekten enginar yemiş sayılıyorsunuz. Öbür türlü hiç hikaye. Sadece görüntü güzel. Ay canım benim. Ağlattınız beni. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Ben yapacaktım söyledim. Sonra devam edelim. Ondan biz sonra bitmiş zaten Melis'in. Çocuk var mı? Yok. Ay sana kıyamam. Ay. Teşekkür ederim. Bir iki üç tane daha yaparsanız yeter. Çocuk yok mu? Yeni mi evlisin? 2 senelik evliyim. 2 sene olacak. 1,5 senelik. Şimdilik yok. Sen küçüksün galiba. Evet, 28 yaşındayım. 28 yaşındasın. Allah tamamını erdirsin. Amin inşallah. Bir yastıkta kocasın. Çalışıyor musun? Çalışıyorum, evet. İnşaat mühendisiyim. Aa, inşaat mühendisi bir kız niye olur? Yani hep böyle sorarız ya. İnşaatlarda olman gerekmiyor mu? Aynen, şantiyelere gidiyorum. Kız bu kadar çok sıklıkla güzel gidiyorum. Ama satış ağırlıklı. Özel bir şirkette satışla uğraşıyorum. Sürekli. Dur bakalım, kim konuşuyordun? Güvenliğin sesi. Burak, rahat ol. Sürekli 7/24 şantiyede çalışmıyorum. Tabii ki zor. Ağladım, zor. Gerçekten zor. Çalışma bence sen. Bayan olarak çalışmak da çok zor. Ama gerçekten severek yapıyorum işimi.
süper. Eşin? Eşim bilgisayar mühendisi. İki mühendis birbirini bulmuş. Aynen. Hadi bakalım. Çocuğun düşünün nasıl zeki olabileceğini. Ama çocuk zekayı anneden alırmış. O zaman ikisi de olabilir. Babasından da olabilir. Ramazan sofraları da eskiden çok daha güzel olurdu Gürsel'cim. Bir de yaz olduğu için herkes tatilde mi acaba? Ondan bir türlü toplanamıyoruz. Ben hatırlıyorum çocukluğumda. Evet. İki masa falan beraber birleştirdi. Uzun beyaz örtüler konu. En az 20 kişi etrafında toplanıyor. İzmir'de tabii İzmir'de. Ama İzmir'de bir tık daha kolay olduğu için hani böyle belki ulaşım da kolay. Yine böyle çok geç vakitte olurdu iftar saat 9'lara. İstanbul'da millet evine gidemiyor ki doğru Ramazan'da. Ama yani trafikten. Böyle iftariyelikler konur, bütün reçeller, bütün mevsim reçelleri, peynir çeşitleri, ondan sonra çorbalar oturur. Biz çocuğuz daha o zaman koşturuyoruz. O kadar güzel günler. Bir de kendimi şeyde çok iyi hatırlıyorum, pide kuyruğunda. Evet, ona ben mis bile girdim. Mis gibi kokan çocuk. Pidelere evet. Dayanamadan böyle nasıl dayanırmışız, hayret bir şey. Şey, kıymalısı, yumurtalısı, siparişi önceden evet. Verirsin, ne istiyorsan onu söylersin. Ondan sonra da o kuyruğa bir güzel girersin. Orada ne sohbetler ne döner. Ne sohbetler, evet. Bir çok de nedense güzel. Bir türlü çıkmaz o pideler kolay. Sen bilmezsin. ben çok bilmiyorum, evet. Ben de bakma 36 oldum. Sen de çok iyisin vallahi Nusay. Hatırlarsın birazcık belki. Evet hatır. Ben çok pide kuyruğuna falan girdim. Ben de aynı şeyi yaşatmak istiyorum işte. Kızıma o güzel sofraları kurmak istiyorum tekrar. Hep mutlaka Melis bilir zaten bizim aile geleneğimiz vardır. Ramazan'da mutlaka birbirimize toplamış. Gider geliriz. Hmm. Yani şöyle biraz komşuculuk oluyor ama bir akşam bizde bir akşam onlarda şeklinde. Süper. Mutlaka Ramazan yemeği. Biz daha yakın, evet yakın oturuyoruz. Yani yok. Birkaç sokak arkada oturuyorum. Şanslıyız o zaman. Anlaşıyorsanız da süper. Çok iyi anlaşıyoruz. Yani kendi kuzenimden daha iyi anlaşıyorum. Dur deme öyle. Kuzenin de çok seviyorsun ama değil mi? Sevmem mi canım? Söyle. Kuzenim seni çok seviyorum. Sen keyfine bak. Tamam, güzellik. Teşekkür ederim. Biz gidip enginarımızı tamamlayalım. Hadi bakalım. Evet. Enginarlarımız hazır. En önemli kısmını hallettik. Evet, şimdi. Zor kısım bitti. Şimdi enginarlarımızın daha sarı görünmesi için bir ön işlem yapacağım hemen ben kısaca. Sana unu vereyim, sen yaparsın tamam. Onu. Ayrı bir tencerede. Evet. Enginarları böyle beyaz, hani beyazlığına çok takar Egeliler, ben biliyorum. Beyaz değilse bir yerde beğenmezler. Beğenmez. Ay kapkara enginar derler. Enginar da sapsarı bembeyaz olur. Peki, hemen çok az bir sıvı yağlı. Ama öyle mi? O suyu sonra atacağım. Ya, evet. Işte ama orada onun o kara rengi geçecek ki istemiyorum gelsin. İyi. Birazcık sıvı yağ koydum. 2 kaşık yeterli. Dolu mu silmeli? Dolu olsun. Şöyle bir rengi dönsün istiyorum. Ben böyle şeylerde hiç sevmediğim için böyle mercimeğin suyunu bile ön haşlama yapıp atmam ben. O suyla birlikte pişiririm. İlk sulara aslında çok değer veriyorum. Aslında öyle ama işte sarı olması için de böyle yapmaya da bilirsiniz. Hmm. Şimdi Rahşancığımın hazırladığı bir şey var. Her ilde olduğu gibi. Ben bu köşeyi çok seviyorum. Sen de dinle. Belki de bilmediğin şeyler olabilir. İzmir'e giderseniz eğer... Kadife Kale'yi ziyaret etmeden, Saat Kulesi'ni görmeden, Kemeraltı Çarşısı'nda alışveriş yapmadan, Karataş'ta tarihi asansörde güneşin batışını izlemeden vallahi yapmadım. Burası çok güzel. Kız hiçbir kere bile gitmedim oraya. Orayı mutlaka tavsiye ediyorum. Karşıyaka Konak Alsancağı gezmeden, antik kentleri ziyaret etmeden, boyoz yemeden tabii ki. Tabii ki. Buzlu bademi tatmadan, lokma tatlısı yemeden, İzmir köfte Kemal Paşa'yı yemeden, İzmir, Efes, Bergama antik kentleri gezmeden, Foça, Çeşme, Selçuk, Alaçatı, Seferihisar turizm merkezlerini görmeden gittim demeyin sakın. Tamam, biraz da limon tuzu koyacağım ve tuz koyacağım.
Demek ki enginarı yaparken limon tuzu çok önemli. Ben onu da hiç kullanmıyorum. Full şey koyuyorum. Limon koyuyorum. Ayrıca da limon dilimleyip çok pişerken koyuyorum. Biraz ekşitiyor ama seviyorum. Onu. Limon tuzumuz nerede? Ben balkonda şuradayım, şuradayım. Bal yok gelmiş. Tamam. Biraz da bundan koyayım. Şimdi enginarları atıyorum. O kadarcık suya. Evet evet, şöyle bir sadece şey olacak. Şimdi istersen fırsat o fırsat dağınıklarımızı toplayalım. Tamam, üstünü kapatacak kadar suyu koydum. 5 dakika kaynayacak, o kadar. Çünkü terası öyle bıraktık. Tamam, hadi toplayalım. Ben sana yardım edeyim. Tenceremiz olacak. Evet. Buna garnitürü koyacağız. Enginarımız da oldu. Sosu dediğin yine pişerken kullanacağımız sos bu sefer. Kıvam versin diye. Evet. Un koyacak mısın? Un koyacağım, zeytinyağı koyacağım. Bu sefer ben limon koyacağım. Unu öğrendiğimde, ilk böyle keşfettiğimde ben enginar kendi kendime öğrendim. Çok sevdiğim için. Hı hı. Önce un koymuyordum. Un koyunca acayip böyle bir çok az ama kıvam veriyor. Onu çok seviyorum, o suyu. Evet, çok olunca da kötü oluyor. Enginarını alalım artık, erimesin. Bir silme yemek kaşığı yeterli olacaktır. Ben de enginarlarını alıyorum. O kadar güzel kokuyor ki. Evet. Zeytinyağımızdan da koyuyoruz. Enginar bizim İzmir'de her bir kadının yaptığı en güzel yemektir, bilir misin? Bir yere bizim ailede. Bütün kadınlar bununla övünürler. Üstelik bir de bizde bir adet vardır, onu da söylemek istiyorum sana. Enginar yedikten sonra üstüne mutlaka bir yudum su içeriz. O kadar tatlı bir lezzet bırakır ki insanın ağzında. Sanki şeker yemişsin gibi. Sen mesela körpe enginar almışsın. Dikkatimi çekti. Evet. Onlar daha güzel oluyor böyle. Kılçıklı enginarı hiç sevmem. Ay, onlar yenecek gibi değil. Harika oldu, eline sağlık. Aynen. Şuraya da bir tane sokuşturabilirim sanki. Arpacık soğan kullanmakta fayda var enginarda. Çok daha lezzetli yapıyor. Sosun hazır. Şimdi garnitürde sıra. Evet, garnitürde. Ah! Konuklar geliyor galiba. Ben bir bakayım. Sen karşıla, ben garnitürünü yaparım. Hemen yaparım 2 dakikada. Şöyle bütün çanakların içini muhteşem garnitürlerimle dolduracağım. Geldim Nursel'cim, neler yaptın? Tepeleme koydum. Oo, harika görünüyor, çok şık olmuş. Şöyle. İstersen kenarlarına da birazcık unutabilirsin. Aa, onu sevmem. Şey onu böyle, evet. Sunumda aslında kenarlara belki koyabiliriz. Yaparız, evet. Aynen. Tamamdır. Tamam, sosumu şimdi de sosumu yavaşça dökelim. Gerekirse biraz daha su ilavesinde bulunabiliriz. Bir İzmirli'den enginar yemek. Bence biraz daha su ilave edeceğim, evet. Buraya dökersen buradaki şeyi de alalım Çok da su dökmeyeceksin herhalde. Yok, çünkü evet, şey enginarı pişirdim. Büyüklerimiz şey der, yağına durması gerekir bu yemeklerin. Aynen. Su olmayacak der. Gayet güzel oldu. İşte budur. Yak bakalım altını da. Normalde az önce de söylediğim gibi sadece çanak kısmına konur ama sen yapraklı bıraktın ya. Daha çok aldım. Bayıldım görüntüsüne.